Evet. İyi akşamlar. Bakalım kimler katılacak bugün? Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Nereden katılıyorsunuz? Yazarsanız oralara selam gönderirim ben. Evet, Meral Hocam da geldi. Hemen alıyorum kendisini. Evet, bastım. Alıyorum. Merhaba. Merhaba hocam, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar, nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Evet, izleyicilerimize sormuştum nereden katıldıklarını. Ta dünyanın her yerinden bizi izlemeye gelmişler. Ne güzel, değil mi? Belçika. Ne kadar güzel. Aynen, çok güzel. Teknolojinin faydaları, değil mi? Pandeminin bize getirdiği bir güzellik, evet, değil mi bu? Kesinlikle. Kesinlikle. Evet hocam, bu akşam çok güzel bir konu seçtin. Bizim ilk beraber yaptığımız bir yayın. Evet. Çok güzel olsun inşallah. Ben çok heyecanlıyım. Ya önemli, gerçekten çok önemli olduğu için. Aslında biz seninle haftalık yorumlara karar verdik. Onu düzenli yapacağız inşallah. Ama bugün özellikle haftalık yorumdan çok çok önemli bir gündem var. Onu paylaşmak güzel olur. Onu konuşsak çok iyi olur. O nedenle bu konuyu değinmek istiyorum. Konu zaten ilişkiler, aşk. Evet hocam. Venüs her yerde aşk. Bak ben bile pembe rengi giydim. Aşkın. Harikasın. Çok güzel. Aynen. Yani yayına uygun bir renk giydim ben. Bugün Venüs'ü konuşacağız, değil mi? Venüs çok önemli çünkü astrolojide. Kesinlikle. Her bir gezegen çok önemli. Venüs de çok önemli. Venüs sadece aşk değil. Bunu da belirtmek gerekir. Venüs parayı da anlatıyor. Para da bizim için önemli. Hani aşkta kazanırsın, parada kazanmazsın gibi bir mantık var. Öyle bir şey yok. Aslında aşkta kazanan parada da kazanır. Parayı kazanan aşkı da kazanır. İkisi de aynı frekans, aynı enerjide çalışıyor aslında. Bunu görmemiz lazım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben de teşekkür ediyorum. Katılanlara yazıyor da öğrencilerim. Teşekkürler. Güzel komplimanlar alıyoruz aynen, hocam. Aynen, aynen. O nedenle hani Venüs'ü sadece aşk olarak düşünmeyelim. Ama bugün anlattıklarımı para için de kombinleyebilirler. Ben özellikle aşktan bahsetmek istiyorum bugün. Evet. Venüs dediğimizde hemen ilk akla aşk aynen gelir. Ama senin dediğin gibi parayı da temsil ediyor. Şimdi çok özel bir şey olacak bu Temmuz'un 3. haftasında. Evet. Oraya değinmek ister misin? Şimdi ben aslında hikaye önceden başlamak istiyorum. Şimdi 6 Haziran'a gelelim. 6 Haziran'la 8 Ekim arası Venüs'ün bir yolculuğu var. Yani bu nereden baksanız 3 aydan fazla 4 ay kadar bir yolculuktan bahsediyoruz. Ve bu yolculuk Aslan Burcu'nda bir Venüs. Aslan zaten aşktır. Aşk evini yönetendir. Onun evidir aşk. Çünkü kalple alakalıdır aşk. Ve orada gezen bir Venüs'ten bahsediyoruz. Yani yanan bir kalpten, aşkından yanan bir kalpten, aşk gündeminin yoğunluğundan bahsediyoruz. Bu arada bu sizin şu anki ilişkiniz olabilir, geçmiş ilişkiniz olabilir, sonraki ilişkinize bir hazırlık dönemi olabilir. Herkes bunu bir şekilde, belki ilahi aşktır bu. Herkes bunu bir şekilde deneyimliyordur zaten kendi hayatında. Ve hepimizin haritasında zaten Aslan Burcu evde. Ve o ev konularında Venüsyen çalışacak zaten. Bugün o burçlara da bir şekilde değineceğim. Ama şöyle başlıyor yolculuğa. Burası çok çok ilginç. Yani buraya dikkat etmek gerekiyor. Aslında ana konu buradan başlıyor. 6 Haziran'da Aslan'a girdiği an Neptün'le 120'lik yapıyor. Yani idealize ettiği aşk, hayalindeki aşka kavuşmak için süper bir modda Venüs'ten bahsediyoruz. Aşk duygusundan bahsediyoruz. Ama karşısında bir Plüto var. Diyor ki tekamül etmeden, küllerinden doğmadan sana o ideal gördüğün hayalindeki aşkı vermeyeceğim diyor. Yani biz ne zaman ki
o aslanın da aşk gururu vardır, egosu vardır. Çünkü aslan şu an Venüs aslanda ya arkadaşlar, aşkta gurur olmaz konusu da aslında gündemde. Bunu da yaşıyoruz. Yani oradaki Plüton'un yapmaya çalıştığı bu. Yani ben sana o hayal ettiğin, idealize ettiğin, sevdiğin o aşkı vereceğim ama sen dibi göreceksin, tekamül edeceksin. Bunu istiyor. Biz buna hazır mıyız peki? Evet. Biz buna hazır mıyız peki? İşte bu hazırlığız mıyız süreci retro ile yapacak bizi. Yani bizi gidecek son derecelerine kadar aslanın, sonra tekrar gelecek orta derecelerine, bir daha oradan tekrar geçerken son düzeltmesini yapacak bu konuda. Yani dirayetli olanlar, hakikaten bu tekamülü tamamlayanlar hayal ettikleri aşklarına kavuşacaklar ve yollarına devam edecekler. Şimdi burada devam etmek istiyorum 6 Haziran'dan itibarenki yolculuğuna. Devam ederken bu Pluto karşıtlık, işte Neptün 120'lik açısıyla bir de Ay düğünleri tekarisi var. Yani orada kaderin de oynadığı bir senaryo var. Zaten gökyüzü o kadar mükemmel çalışıyor ki, hani bu Koç terazi aksındaki Ay düğünleri zaten ilişkilerde kadersel gündemleri başlattı. 20 yıllık döngüler kapanıyor. Yeni döngüler açılacak. O nedenle bu 20 yıllık döngüleri dikkate almak gerekiyor. İşte 2003, 2004, 2005 yıllarında yaşanan döngülerin kapanışı ve yeni döngülerin açılışı başlıyor. O nedenle buradaki o Ay düğünleri tekarisi de olayı ne kadar kadersel, ne kadar işte tesadüfi tanışmalar, tesadüfi olayların, gündemlerin bile işin içinde olabileceğini ama bir survivor aşkının da olduğunu bize gösteriyor. Arkasından bir de Jüpiter tekarisi var. Jüpiter de duyguları abartabilir, pik yapabilir duygular. Yani orada bir ayar yok. Onunla da ilgili sıkıntı var. O yetmiyor. 8 Haziran'da Lilith kavuşumu yaptı. Bakın Lilith kavuşumu, aşkta tek değiliz. Üçüncü kişi etkisi var. Birileri aşka müdahale oluyor. Yani bu ailenizde olabilir. Hakikaten yabancı üçüncü kişi de olabilir. Şu an evli olanlara özellikle değinmek istiyorum. Evli olanlar, aşkı ilişkisi olanlar, uzun süredir bir ilişkisi olanlar, yeni başlayanlar için de tabii ki zor bir süreç. Yani bu süreci biraz akıllı geçirmek gerekiyor. Böyle acele bir karar vermemek, telaşlı olmamak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi yanında Venüs'ün aynı zamanda, bakın Aslan'da Mars da var, Lilith de orada. Yani öyle dişil enerji ve üçüncü kişi faktörü. Evet. Yani orada bir çözülmesi gereken tercihler var aslında, değil mi? Hani o küllerinden doğan aşk var ya, onun tercihleri var. Ve bu yolculuğunda 17 Haziran'da Merkür'le seksil yapıyor. Bakın 17 Haziran'da bazı görüşmeler olmuş olabilir. Bazı aşk ilişkilerinde mesajlaşmalar, görüşmeler, haberleşmeler olmuş olabilir. Sonra 21'inde Şiron'la 120'lik yapıyor. Şifalanmış olunabilir aşkta. İyi gelen zamanlar kazanılmış olabilir. Ama aynı zamanda Uranüs'ten de kare yiyor. Yani kaygan zemin devam ediyor. Bakın Haziran'ın sonuna geldik. Kaygan zemin hala devam ediyor. Arkasından geldik 2 Temmuz'a. Yine güzel bir şifalanma var. Ama Ay düğünlerinde 16 Temmuz'da, bunu da söyleyelim, 16 Temmuz'da artık bu kader planında Ay düğünleri Venüs'ü destekliyor. Şimdi Venüs'ü desteklemesi demek, bu da şöyle güzel. Demek ki bu Haziran'daki Ay düğümü tekaresi artık bir yere oturacak. Yani artık o kadersel senaryo görenler, kabul edenler bir ilerleme kaydedecekler. Yani olayı anlayacaklar. Farkındalıkları artacak çünkü kadersel senaryolar o şekilde çıkıyor. Yani siz ister istemez bir şekle sokuyor. Orada o farkındalıkları sonucu ona göre bir karar verebilirler. Arkasından 22'sinde o senin sorduğun soruya geldik. Bu ayın asıl en önemli konularından. Bakın ne kadar önemli, ciddi bir süreçten geçtik. Ve tabii ki Lilith hala Aslan'da bu arada. Ve 22'sinde durağan pozisyona başlıyor Venüs. Durağan ne demek? Yani retroya girmeden önce hızını yavaşlatıyor ve duruyor. İşte o durduğu pozisyondan itibaren almak gerekiyor aslında en tehlikeli zamanlar. 24 Temmuz'da başlıyor. 8 Eylül'e kadar aşk ilişkiler konusu problematik. Yani problematik, yani oradaki o ana kadar sabrettiğiniz tüm sorunlar
çıkacak ortaya gibi. Yani hurra bir durumu var. Zaten ego olmazsa olmaz. Değil mi? Ne dedim ben? Aşkta gurur olmaz. Aslında konumuz aşk ve gurur dönemindeyiz biraz yani. İlişkiler nasıl sağlamlaşacak? Nasıl tekamül edecek? Aşk ve gurur. Şimdi izleyicilerimiz korkmasın, kötü bir dönem değil. Ben kötü kelimesini zaten sevmem. Ne varsa zaten hep bizim hayrımıza olacak değil mi bu dönem? Onu tamamlayacağım aynen ama senaryonun anlaşılmasını istiyorum. O yüzden hani detay giriyorum. Aynen zaten ay düğümleri bizim için sistemi çalıştırıyor. Hayrımıza olanlar gelecek. Kadersel plan çalışıyor zaten. Ama bizim burada yapmamız gereken Venüs Retrosu'nda ne yapabiliriz? Venüs Retrosu'nda aslında estetik konularında yarım kalan işlerin varsa daha önce yaptırmadığın işte yarım kalanlar onları tekrar yaptırabilirsin. Venüs Retrosu'nda ilişkinle ilgili çok da eleştirel, çok da didikleyen bir tavır içerisinde ya da egosal bir tavır içerisinde olmaz. İlişkinde olduğu şekilde kabul edip o zamanı kalitesini bozmamaya çalışır. Çünkü neden? O yetmiyor gibi bir de Venüs Retrosu'nda arkasından 18 Ağustos'ta 22 Eylül arası bir Merkür retromuz var. Bakın bu çok daha önemli. İkisi bir daha önemli oluyor. Bu Merkür de Başak Burcu'nda retro. Eleştirel bir burçta retro değil mi? Memnun edemediğimiz Başak konuşacak, susmayacak. Sürekli eleştiren, konuşan bir Başak enerjisi. Zaten sevgilerde problematik durumlar olabilirdi aşk ilişkilerinde. İletişimde de sorun var. Ne yapıyoruz? Demek ki biz aslında 22 Eylül'e kadar susuyoruz. Yani sus konuşsanız da ilişkinizi çözemezsiniz, sorunlarınızı çözemezsiniz. Ne söylediğiniz anlaşılır, ne de siz karşı tarafı anlayabilirsiniz. İstediğiniz kadar iyi niyetli olun. Hatta bence mümkünse lütfen yeni ilişkiye başlayanlar için retroda bir ilişkiye başlamayın. İlişkinin kalitesini retro sonrasına bırakın. Ha, tanışma, daha önce tanıştığınız biri olabilir. Mesela daha önce görüştüğünüz, tanıştığınız biriyle retroda tabii ki tanışabilirsiniz. Bu okey. Daha önce ayrıldığınız biriyle retroda tekrar barışabilirsiniz. Bakın bunlar olabiliyor. Ama yeni tanışma, yeni ilişki başlaması, işte nişandır vesairedir, şudur budurları lütfen retrolara denk getirmemeye çalışın. Aynen Emineciğim dediği gibi hiçbir şey bunlar olumsuz değil. Hayır, bunlar bizim hayrımıza çalışıyor. Emin olun o enerji ihtiyacımız var. Bakın o istediğimiz o güzel aşka kavuşmak için, tekamül etmemiz için bu senaryoyu deneyimliyoruz. Çünkü ilk attığı açılar buydu. Aslında biz aşkı küllerinden yeniden doğmamasını sağlayacağız değil mi? Demek ki bir şeyler yanlışsa buraları düzeltmemiz gerekiyor ilişkinizde. Hocam bir de tam yaz vaktine gelmesi bu retro biraz böyle yaz aşkı, yani yaz aşkı yaşayabiliriz ama yaz aşkından böyle bir uzun vadeli bir çıkma ilişki olmayabilir. Çıkmaz. Aynen katılıyorum sana. Tatil aşkları zaten adı üzerinde tatil aşkları olarak kalacak. Evet. Şimdi sen güzel dedin, retrolarda hep böyle eskiden birileri geri gelebilir değil mi? Oradan ne önerelim biz şimdi bizim izleyicilerimize? Özellikle bakın hem Merkür hem Venüs retro olacak ya, özellikle mesela eski ilişkinizle geldi retroda ve sizin konuşmadığınız, görüşmediğiniz, eksik kalan bazı konuları masaya yatırıp oturup bölüp üzerinden geçebilirsiniz. Yani düzenleme için o retro yapıyor zaten. Tekrar geri gitmesinin Venüs'ün tek sebebi aşk ilişkilerimizi düzenlemek, sorunlarımızı, oradaki problem yaratan sorunların üzerinden geçip onları çözmemiz ve düzenlememiz için aslında sistem bize fırsatlar sunuyor. Çok güzel fırsatlar sunuyor. İşte oturacaklar, konuşacaklar, sorunlarını çözecekler, birbirlerini daha iyi anlamaya çalışacaklar. Onlar için avantajlı, gayet güzel. Sadece yeni başlangıçlar için biraz dikkat. Şimdi biliyorsun bir de yaz sezonu, düğünler. Evet. Şimdi onlar ne yapacak? Evet, aynen katılıyorum. Şimdi onu söyleyecektim sen tam bunu söylerken. Bu düğün olayları daha önceden o tarihlere alınmışsa, yani nikah. Bizim için düğünden çok nikah, imza önemli. O tarihlere alınmışsa daha önceden bir şey söylenecek bir şey yok. Okey, olabilir. Yani orada biraz %50'ye %50 diyorum. Ama retro içerisinde bir tarih almak çok daha sıkıntılı. Çünkü hani aksilikler peşimizi bırakmaz. İstediğimiz gibi düğün olmaz. Sorunlar olur. Zaten normalde baktığımızda da düğünlerin zaten kendi doğasının sorunları var değil mi? Hani sorunsuz bir düğün var mı? Herkes düğününde bazı sorunlar yaşamıştır. Ya kendi ya da çevresiyle alakalı olarak.
Ama bir de retroda yaptığınızı düşünün. Retrodaki inanın düğünler daha büyüyen problem sebebiyet verebiliyor. O yüzden en güzeli sonrasını bırakmak. Yani 22 Eylül'den sonra peki sonbahar aşk, sonbahar düğünü olabilir. Ve aslında Aslan Burcu'nda nikah kıymak her zaman güzeldir. Ama bu yıl Aslan Burcu hazır değil. Düzenlemeler var aşkta. Şimdi bu Venüs Retro, hani başlayacak Venüs Retro, herkesin bir de bir değişik evinde olacak. Aynen. Değil mi? O ev, konu. Zaten biz burçlara ve evlere geçeceğiz birazdan, böyle biraz kısadan değineceğiz. Evet. Aynen öyle. Evet. İstersen onu paylaşayım. Evet. O zaman başlayalım. Tamam. Koç'tan başlayalım. Tamam. Ondan önce bir şey daha söyleyeyim. Şimdi buraya kadar anlattım ya, hani 22 Eylül'de en son 8 Ekim'de Aslan'dan çıkacak aşk gezegeni Başak'a geçecek. Bakın yandı tekamül etti, işte aşkıyla ne yollardan geçti. Sonra Başak'a geçen bir Venüs'ten bahsediyoruz. Yine eleştirel, her şeyi beğenmeyen, sorun çıkarma potansiyeli olan bir Venüs'ten bahsediyoruz. Demek ki biz seçimlerimizi, tercihlerimizi, karşımızdakinin de kapasitesini anlayarak yapmamız gerektiğini de şimdiden anlamamız gerekiyor. Ayrıca 22 Eylül'den sonra retrolar bitiyor. Okey, Merkür de bitiyor. İşte Venüs daha önce bitiyor. 8 Eylül'de bitiyor ama Merkür retrosu olduğu için ikisinin de bitmesi 22 Eylül'ü buluyor. Ekim'de de bir de tutulma var. O da zaten aşkla ilgili bir tutulma. Yani ilişkilerle ilgili bir tutulma. Venüsyen bir tutulma. O nedenle son noktayı tutulma koyacak. Sonraki döneme tutulma etkisi uzundur. Sonraki aylar bizim bu Venüs Aslan'ın hikayesini yaşayacağız arkadaşlar. Aslında bakarsak çok güzel bir dönem bekliyor bizi. Çünkü çok öğreneceğimiz ve çok büyüyeceğimiz, evet, bir dönem. Yani bunu bilinçli olarak şimdi bunu anlatıyoruz. O yüzden sen bunu bizlere anlatmak istedin ki bu dönemi bilinçli olarak girelim. Mesela bugün bana bir danışanım yazdı. Emine Hanım, ben boşanmak istiyorum dedi. Aa, nereden çıktı? Dur bir bekle dedim, yani acele etme dedim. Sonra bakarız, konuşuruz dedik ve bu şeyleri gelecek günlerde daha da çok duyabiliriz, değil mi? Kesinlikle. O nedenle anlatmaya çalıştım. Yani gökyüzünde oturulması gereken bir şeyler var. Bazı senaryolar var. Gerçekten ilişkiler konusu. Bu arada sadece aşk değil. Ben evet aşk anlatıyorum. Ama olay sadece aşk değil. İlişkiler, tüm ilişkilerimiz, aile ilişkilerimiz, iş hayatımızdaki ilişkiler, hepsiyle ilgili bir düzenleme var. Tabii şimdi Aslan'da olduğu için Venüs daha çok aşkı da gündeme getiriyor. Gerçekten sabretmek, biraz bu dönemin oturması, bu tutulmadan sonra böyle bir ay sonra, tutulmadan bir ay sonra daha böyle sağlıklı karar vermek daha doğru olur. O zaman sabır. Yani aslında Venüs sabırı da bize aslında öğretecek. Sabır konusunu da içeriyor Venüs. Evet. Sabırlı olacağız, acele etmeyeceğiz ve dersimizi kolaylıkla almamızı hepimizin içinde Allah'tan diliyorum. Amin. Hepimiz için. O zaman geçelim mi hocam burçlara? Geçelim tabii ki. Okey. O zaman şeyden başlayalım, Koç'tan başlayalım. Tabii. Koç için ne denir istiyorsun? Şimdi şöyle burç burçtan çok şöyle gidelim. Şöyle yapacağım. Öncüleri anlatacağım. Öncüler Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlak. Yengeç. Bunlar öncüler. Öncüler nasıl etkilenecek? Bir kere öncüler öncelikli olarak finansal anlamda çok etkileniyorlar. 2-8 aksı finansal anlamda çok etkilenecek öncüler ve aşk anlamında, sosyal çevreleri anlamında çok etkilenecekler. Finansal anlamda yine para dedim, para kısmı var. Parayla alakalı etkiler var. Aşk ve sosyal çevreleriyle ilgili mesela yükselen ikizler, sabitlere geçtim. Değişkenlere geçtim, evet. Bir saniye. Koç'u anlatayım önce ben o zaman. Evet. Koç'a gelirsek, Koç aşk evinden, yükselen koçlardan bahsediyorum. Aşk, sosyal çevresi kaynaklı aşk olabilir. O tarz etkileniyor. Direkt olarak aşk ve çocuk gündemi var. Venüs retrosu orada bir düzenleme yapıyor.
aşk varsa hayatında bununla ilgili sorunlar yaşayabilir. Ya da yeni bir aşk gelecek. Bakın bu süreçte eski aşklarıyla ilgili tekamül edip yeni bir aşka geçecek. Burada unutulmamış olan aşkların duygularını da unutabiliriz, tekamül edebiliriz değil mi? Çünkü küllerimizden doğmamızla ilgili bir mesaj var orada. Arkasından diğer öncü burcu geçersek, yengece geldiğimizde, yengeçte konuyu, yengecin hangi evi oluyor? Aslan, ikinci ev oluyor, maddi konularda yaşıyor, 2-8 aksında yaşıyor. Parayla alakalı konuları düzenleyecek. Belki sevdiği şeylerden, konfor için harcadığı paralardan biraz kısacak. Zaten Oğlak Dolunay doldu bugün. Onlar aile konularıyla çok haşır neşirler bu aralar. O tarz etkileri var yengeçlerin. Sonra terazilere geldiğinde, teraziler de olayı sosyal çevrelerinde yaşıyor. Sosyal çevrelerinden aşk gelebilir. Sosyal çevrelerindeki aşktan etkilenebilirler. Güven konusu olabilir mi hocam orada? Arkadaşlar arasında bir güven konusu, zaten, para konusu. Tekrar. Zaten Aslan'da Venüs olduğu için herkeste güven ve ego sorunu olacak. Yani bu hepimiz için yaşayacağımız şey. Hatta mesela az önce yengecin para dedik ya, o da parayla ilgili güven ve ego sorunlarıyla karşılaşacak. Hani param yetmiyor mu, parayla ilgili ne yaşıyorum gibi. Yani aslında ego ve onu hazmetmeyle ilgili sorunlar yaşayacağız. Yetersizlik belki gibi gibi. Ya da çok yukarıda olmak gibi belki. Hani o egosunu aşamıyorsa gibi gibi konuları yaşayacak. Oğlağa gelirsek eğer, oğlak da yine 8. ev ortak gelir kaynaklarında miraslarla alakalı belki sorunları var. Onlarla ilgili konuları çözmeye çalışacak. Bu şekilde öncüler. Hı hı. O zaman şeylere gelelim, sabitlere gelelim. Sabitler, evet. Asıl konu zaten sabitlerde. Olay hı hı. Sabitlerde dönüyor. Sabitler zaten uzun süredir bayağı bir mevzu yaşadı aslında baktığımızda. Çok yollardan geçtiler. Artık son rütuşlar sabitler. Şimdi sabitlerde boğaya baktığımızda boğanın aile hayatıyla alakalı, yuvası eviyle alakalı aşk konuları var. Ya da ne bileyim evli boğalarda evet problematik durumlar var evde. Evde aşkla ilgili, ilişkiyle ilgili sorunlar var. Ya da ailesiyle ilgili de sorunlar olabilir. Mesela ailesiyle ilgili bazı sağlık sorunlarına sebep verebilir Venüs retrosu. Yani bunlar Venüsyen konularda, bir de Aslan kalp ya, kalple ilgili konularda sağlık sorunları verebilir. Lilith de orada, unutmayalım. Mars da orada. Yani bir anjiyo, Allah korusun, bu tarz şeyler ya da teşhiste sıkıntı, yanlış teşhis gibi konular yaşanabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yükselen boğalara dikkat diyorum sağlık olarak. Evet. Sonra diğer sabitimiz Aslan. Aslandayız. Aslanın önce günde olacak. Evet ben. Aslan, evet. Aslan zaten bir yedi aksında ilişkilerinde yaşayacak. Aşkıyla yaşayacak. Dediğim gibi geçmiş yeni aşk da olabilir. Kendiyle ilgili belki de o işte aşk uğruna ilişkisinde verdiği o egosu, onu belki masaya yatıracak. Onu çözmeye çalışacak. Onu görmek isteyecek. Aslında bence aslanlar için bu düzenleme çok çok iyi olacak. Yani aslanlar aşk hiç aşksız yaşayamaz arkadaşlar. Aslanların aşksız yaşamaları mümkün değil. Kadınları da erkekleri de aşkı çok severler. Onlara da yakışıyor. O nedenle onların bu Venüs aslan retrosu hayatlarında aşk konularında, ilişki konularında bir düzenleme yapacak. Sonra da dediğim gibi tutulmadan sonra çok güzel senaryoların gelişeceğini düşünüyorum. Evet, bakalım. Bekliyorum. Çok merakla bakıyorum, bekliyorum. Evet, gelelim. Şimdi akrebe. Akrep evet. Neydi yapacak? Evet. Akrebe ne başına ne gelecek? Kolay değil akrep olmak. Evet, yükselen akrepler de bir sabit olarak krizleri her ne kadar kolayla çözen kişiler olsa da onlar da tabii zor zamanlar yaşadı. Ülkemiz de akrep biliyorsunuz. Yani ülkemizin de mesela Venüs finans konusunu anlatıyor, parayı anlatıyor dedik ya, hani ülkemizde de finansal konular örneğin para
Orada bir retro, akrebi nasıl etkiliyor? Akrep de aslında retrodan, Venüs retrosundan daha çok akrebin hangi evinde? 10. ev akrebi. Akrep, evet, 10. evi. Kariyerde bunu deneyimleyecek. Kariyerle alakalı konularda, çalışma hayatıyla alakalı konularda, planlarıyla alakalı. Orada bir düzenleme yapıyor. Yani işte bu işin parası ya da ne bileyim emeğimin karşılığı değil, işte bu burası olmasın gibi orada bir düzenleme var. Akrep iş hayatıyla alakalı sorunlar sonucu işten de çıkmak isteyebilir. İş değişikliği yapmak isteyebilir. İstediği oradaki konforu, huzuru bulamayabilir. Yani iş ve iş çevresiyle ilgili sorunlu bir süreç. Akrep'in burayı iyi yönetmesi gerekiyor. Bu arada kariyer diyoruz ama amirleri, yöneticileriyle alakalı ilişkilerde de soruna sebebiyet verebilir. 10. ev sonuçta müdürlüğünün evi ve onlarla olan ilişkisindeki sorunlar da akrebi çok üzebilir. Yönetmesi gerekiyor. Evet, gelelim son sabitlere. Kova. Evet. Kova ne bekliyor? Kova da direkt olarak 7'den yiyor darbeyi. Tam karşısında. Aynen, ama kovalar işin içinden çıkar, sorun değil. Belki kovanın gerçek aşkı birazcık görmesi için bu retro işine yarar. Belki karşısındaki insan der ki bak işte aşk böyle bir şey bu retroda. Kova, hani o duygusu olmayan kovalar, çok zeki olan kovalara, yükselen kovalara. Belki Venüs retrosu, hayatındaki ilişkiler ya da geçmiş ilişkiler gerçek aşkla alakalı bir fikir verebilir, bir uyanış verebilir, bir devrim yapabilir kova. Çok sever devrimleri. O nedenle kova için aslında belki aşkı tanımak. Evet. Belki aşkı tanımak. Hocam, bir şey sormak istiyorum. Şimdi şey söylemişti izleyicilerimiz anlaması için. Şimdi bu Aslan'daki Venüs retrosu. Sen sabitleri daha hani zor vuracak dedin. Neden? Çünkü sabitler kareler yiyor. Karşılıklar, evet, yiyor. Yani onlar, evet, sabit de oldukları için hemen aktif de olamıyorlar. Varlıklarını, durumlarını, pozisyonlarını kurdukları için adapte de olamıyorlar. Direniyorlar. Bir de kare yiyorlar. Değişkenler zaten her koşula hazır. Öncüler zaten hemen ayağa kalkıp olaya adapte olabiliyor. Ama sabitler, evet, sabitler aşkta bir şeyler öğrenmek zorunda kalacak. Evet. Gelelim son niteliklerimize. Değişken. Değişkenin ilki. Evet, ikizler ne yaşayacak? Evet, ikizlere geldik. İkizler ikizlerin hangi evi oluyor? Üçüncü evi oluyor. İkizler sosyal çevresiyle, evet, üçüncü. İkizler sosyal çevresi, kardeş, yakın çevresindeki ilişkilerindeki aşk konularıyla gündem yaşayabilir. İşte yakın çevresinde arkadaşları arasından bir aşk doğar. Bir yükselen ikiz arkadaş çevresiyle alakalı birden bir aşk gündemi olabilir. Ya da vardır aşkı ama söyleyemiyordur. İşte bu retroda belki artık söyleyecektir. Belki retroya girmeden söyledi. Sonuçta Haziran'dan beri bakın Venüs neler yaşıyor, neler. Dişil enerji değil mi? Aynı yerde bir de kim var? Eril enerji var. O da yaşıyor aslında. Yani ikisi de egolu duygu moddası yaşıyor aslında. O nedenle eril ve dişil için gerçekten bu tutulmayla bitersek yıl sonuna kadar enteresan zamanlar olacak. İkizler de yakın çevrelerine bir göz atmaları gerekiyor hayatlarında biri yoksa. Belki de yakın çevresinden eski arkadaşlarının vasıtasıyla ya da eski arkadaşlarından eski aşklarından ulaşacak birilerine gibi gibi çalışabilir. Veya komşularından birisi onu görecek. Komşularınıza sık sık ziyarete gidin. Belki orada bir misafir vardır. Evet. Sizi görür ve sistemiye gelir değil, evet, mi? Kısmet açılır. Evet. Evet. Gelelim o zaman ikinci değişkenlere. O da Başak Burcu. Başak Burcu ne, evet, yapacak? Başak Burcu olayı içsel yaşıyor. Zaten bu bahsettiğimiz konunun içerisinde bir de Merkür Retro yaşayacak. Başak ilişkisiyle alakalı ya da aşk ilişkileriyle alakalı olayı ruhsal boyutta yaşıyor, içsel yaşıyor. Yani dışa yansıtmıyor, içinde çözmeye çalışıyor. Zaten analitik düşünüyor Başak. Çok da duyguda yine Başak'ta da bekleyemeyiz ama eleştirme kısmında vardır. Duygu kısmı daha azdır. O nedenle belki hani söyleyemediği aşk sözcükleri vardır. Anlatamadıkları vardır.
Anlatsa da zaten Merkür Retrosu'nda neyi nasıl ifade edecektir ki? Karşısındakine kendini iyi ifade edemez. Belki bu geçmiş aşkı ya da yeni aşkıyla alakalı Başak'ın da çok dikkat etmesi lazım. Yani içindekileri dökme dönemi değil Başak'ın aslında aşkla alakalı. Kendi içine atar çünkü 12. evden geçip yaşayacak zaten. Ve daha fazla meditasyonlarla aynen. veya şifa çalışmalarıyla bunu çözebilir. Bir de şimdi Venüs'ten bahsettiğimiz için aslında yine orada hani Mars da var. Sağlık konusu çok önemli. Yine kalp diyorum yükselen başaklar için. Kalp bir operasyon gündemi getirebilir bu. Bir iğne gündemi getirebilir bu. O nedenle sağlıklarına çok dikkat etmeleri gereken bir süreç. Kesinlikle senin de söylediğin gibi meditasyon, şifa çalışmaları burayı yumuşatacaktır. Üçüncü değişken yay. Yayı ne bekliyor? Evet, o da benim. Yay. Evet, yayları ne bekliyor? Yaylar, yayların aslında dokuzuncu evi. Yurt dışı, akademik eğitim, uzaklar, tatil, uzak yolculuklar, tatiller. Gibi alanlarda hatta üniversite sınavından öğrencilerle ilgili üniversitede diyelim ya da üniversite öğrencileri için diyelim akademisyenler gibi alanda aslında sevmedikleri bazı konularla karşılaşabilirler. Hoşlarına gitmeyen, işte o egosunu rahatsız eden, işte ben buraya mı kazandım, ben buraya mı layığım gibi hoşlarına gitmeyen bazı konularla karşılaşabilirler. Ayrıca o alandan tatilden bir aşk çıkabilir. İşte üniversite hayatından bir aşk çıkabilir. Ya da geçmişte tatile gittikleri kişiyle karşılaşabilirler. Öyle bir şeyler olabilir. Ama tabii ne dedik ilk başta hani retrolarda yenisine başlamayın. Hatta olay tatil aşkıysa, keyifli bir tatil aşkıysa evet var. Yaşayabilir yaylar. Zaten yaylar yerlerinde oturamazlar. Gezmeyi hani bir fırsat bulurlar. Bir de dokuzuncu evlerinde bunu yaşayacaklarsa daha çok gezerler. Aynen biraz. Öyle. Keyifli keyifli. Bir de Mars orada. Harika aynı. Evet aynen. Yani dördüncü değişkenler. Balıklar. Balıklar. Bizim romantik balık. Evet, balıklar. Balıklara da kolaylıklar diliyorum. Tabii balık çok hassas. Onlar da öyle sevgi için, çok aşk için fedakarlık eden burçlardan. Yani çok duyarlılar bu konularda. Balıklar da balıkların kaçıncı evinde? Altıncı evinde. Sağlık evlerinde. Aynen başlık gibi. Onlar da kesinlikle kalp gündemi var. Yükselen balıkların kalple alakalı bir iğne, bir kan tahlili, bir operasyon gibi durumları var. Çalışma hayatına gelirsek çalışma hayatında sorunlar var. İş yerinde sorunlar var. Kimse kimseyi anlayamaz. Kendinizi sevdiğiniz sandığınız iş arkadaşınız sizi sevmiyordur. Sıkıntı çıkarır. Artı bir de ilişkilerle alakalı 7. evde bir Merkür retro yaşayacaklar. Zaten kimle konuşsalar balık kendini ifade edemediği bir dönem yaşayacak. Ya da karşısındakini anlamadığı bir dönem yaşayacak. O yüzden hani balıklar için de gerçekten çok ciddi yönetilmesi gereken bir süreç. Hem sağlık, hem çalışma ortamı, hem ilişkiler. Bir de ev hayvanı olanlar ne olacak? Evcil hayvanları olan yükselen balıklar için de kesinlikle ihmal etmeyin. İhmal etmeyin. Veteriner gerekiyorsa hemen götürün. Evet onlar yani, belki ev hayvanları varsa belki aynen. onlarla ilgili bir konu. Yaşama ihtimalleri büyük. Evet, bunlar da aslında senin dediğin gibi öncü ve değişkenler daha hafif yaşayacaklar. Çünkü onlar şey açıyor değil onlar mi? Yani, daha yumuşak onlar 120'lik. Onlar daha yumuşak evet. açı oluyor. Evet. Mesela ateş grupları, bir aslanda oluyor konu. Ateş grupları kolay açı alıyor. Ama alsalar da tabii ki onlar da. Zaten aşk, ateş. Ateş burcunda aşk alevlidir. Alevli yaşanır. Ateşli yaşanır. Yakar. Aynen. Yakmadan aşk olmaz. Hava grubu da daha yumuşak alacak. Onlar da sekstil alıyor. Onlar da zihinsel aşk. Zihinsel beklentili içindeler. İşte tabii su grubu hassas yaşıyor. Daha duyarlı yaşıyor. Sabitler de dediğiniz gibi az önce mecburlar gururlarıyla ilgili konuları halletmeye söz konusu olduğunda. Evet. Hocam ben temin biz konuşurken şeyi kapattım. Hani chat'i kapattım fakat açmak isterim. Galiba bir arkadaşımız da bize katılmak istiyor. Alalım mı bir tabii. kısaca sohbeti? Tabii ki. Çünkü bir şey göndermiş bir arkadaş. Hani talep göndermiş. Ben de
Chat'i de açıyorum arkadaşlar. Chat'e de yazabilirsiniz. Sorularınız varsa Meral Hocam sorularınızı cevaplandırabilir. Evet, alıyorum arkadaşım ama gelmiyor. O sevgili adaşım, evet Emine. Emine tekrar bir gönderir misin? Alamıyorum seni. Evet arkadaşlar, sorularınızı bekliyoruz şimdi. Evet. Ben bize gönderen arkadaşımı buluyorum ve bakayım. Galiba gitmiş. Arkadaş gitmiş galiba, bulamıyorum. Evet arkadaşlar, sorunuz var mı? Meral Hoca'yı bulmuşken sorabilirsiniz. Çok güzel. Venüs retrosu çok önemli. 2 yılda bir retrosu var. 2 yılda bir aşk ve ilişkilerle ilgili düzenleme yapıyor. Bu seferki ne dedim ben? İçerisinde ay düğümleri ve koç terazi aksit olduğu için 20 yıllık döngüleri düzenliyor. O nedenle hayatımızda aslında yeni aşk ve ilişkilerle ilgili düzenleme var. Bu eskisi de olabilir, yenisi de olabilir. Var olan ilişkinizle alakalı da olabilir. Hocam şimdi biz hep aşkı konuştuk. Venüs parayı da temsil ettiği için hani bu borç alma, borç vermeyi de içerir aslında. Kesinlikle tüm finansal konularla alakalı da zaten gündem verecek. Bunu en başta söyledim. Ama ben bugün aşkı özellikle anlatmak istedim. Finansa girmek istemiyorum. Finansa girdik mi daha çok detaylandırmam gerekiyor. Ama finans, yani parayla ilişkimizde de dikkat edeceğiz. Sadece bunu söyleyebilirim. Çünkü parayla ilgili düzenleme var. Akrep ülkesiyiz arkadaşlar. Akrep ülkesinde de parayla ilgili düzenleme var. Özellikle 2024'te yine daha önce de 2000'li yıllarda yapıldığı gibi bu sıfırların atılması gibi bir durum bekleniyor. 2024'te bu durumu bekliyorum. O nedenle paramızla alakalı düzenlemeler de olacak. Bu retro bize bunları gösterecek. Bazı finansal anlamdaki yetersizliğin, piyasalardaki yetersizliği de göreceğiz. Unutmayın. Ne dedik? Pluto ilk açısını Venüs'le 180 yaptı. Yani paramızın değişmesi gerekiyor. Her ne yapılıyorsa yeterli değil şu an piyasalarda. Onu da inşallah hayırlısıyla yaşarız. Hocam bir arkadaşımız, Şebnem diye bir arkadaşımız, bugün 4 Temmuz oğlumun doğum günü. Hali ne olacak? Çok üzülüyorum demiş ona. Aa, yok öyle bir şey. Lütfen üzülmesin. Öyle bir şey yok. Bakın kimse için üzülmeyin. Allah'ım öyle güzel haritalar yapıyor ki, haritalarda sınav var, çıkış yolları da var arkadaşlar. Yani tekamül ediyoruz. Bakın sınav var. Evet, tekamül etmeden bu dünya planında zaten niçin buradasın? Sınav hepimiz için var. Ama çıkış yolları da var. Önemli olan bunları keşfetmek. Çocuğunuz biraz daha büyüyünce bir danışmanlık alırsınız. Hiç üzülmenize gerek yok. Artı retro haritalı insanlar daha okulda başarılı oluyor. Örneğin benim haritamda da Merkür retro. Merkür retro olduğu için iletişim konusunda kendimi geliştirmek zorunda kaldım. Yani inanın çocuğunuz da zaten haritasındaki o retro olan gezegenlerle alakalı daha özenle çalışıp emek harcayacak. Orayı geliştirecek. Çünkü ruhunun tekamülünde eksik olan alan orası. Hocam bir başka arkadaşımız Venüs Kata 120'lik açı yapıyor ve Temmuz 17'de güneş tutulması tetikleniyor. Bu durumda kadersel güzel gelişmeler ne olur? Kesinlikle güzel gelişmeler olacak. Yayının başından beri söylüyoruz. İlk baştaki bizden istediği, aşkta gururunu bırak, sıyrıl, duygularınla devam et, tekamül et ve kadersel olarak seni buna zorluyor açısı daha sonra dediğiniz gibi ay düğümlerinden destek alıp arkasından da tutulma olacak. Yani kendini zaten aşka teslim edenler kazanacak. Egoyla gitmeyip duyguyla giden kazanacak. Evet. Başka bir arkadaşımız, Boğa burcu erkeği iş değişikliği olur mu? Boğa bu yükselen Boğa mı? Retrolarda iş değişikliği mümkün olduğu kadar olmasın. Yani dedim ya, hani o retrolarda stabil kalmak, sorunları çözmeye odaklanmak yapabildiğimiz kadar daha doğru. Ama mesela işte o Merkür retrosundan sonra iş değişikliği düşünülebilir. Ama retroda lütfen yapmayın.
Teminki soran arkadaşımız da ilişkisi bitti. Ondan sonra toplayamadım çocuğumu. Bugün doğum günü, onun ne yaptığını merak ediyorum demiş. Teminki arkadaşımız, o hani şey sormuştum ya. Aynı kişi sormuş. Şimdi az önce hani tekrar toparlamaya çalışırsam. İlişkimizle ilgili aslında bu, mesela bu kolektif bir pozisyondan bahsettik değil mi? Venüs retrosu kolektif bir pozisyon. Dünyada hepimiz, her birey bu pozisyondan etkilenecek arkadaşlar. Şimdi benim burada anlatmaya çalıştığım aslında kim hangi tekamül seviyesindeyse ve hangi hamleye hazırsa zaten onu yapacak. Onun karşılığını da ödül olarak alacak zaten retrodan sonra ve tutulma arkasından sonra aslında olaylar daha artacak. Yani demek ki bu bireysel bir kararla olacak. Yani kızı hazırsa gururundan sarılıp duygularıyla hareket etmeye, eğer o aşkı hakikaten çok değer verdiği bir aşksa, ona gururundan sıyrılıp duygularıyla hareket etmeye hazırsa, karşı tarafla ilişkisini ona göre düzenleyin. Evet. Kolaylık da geçsin çocuğunuz için bu dönem. Başka bir arkadaşımız yükselen Başak, Venüs Koç 8. evde kat geliyor. Venüs retrosu ve pardon, retrosu da 12. evde, ne dersiniz? Kendi kat mı, yengeç? Şimdi yükselen ne dedi? Yükselen Başak. Başak zaten Merkür retro'nu etkileyecek. Aslan'daki Venüs de arkasında sağlık evinde. Ne dedik onlar için? İlişkiler, sağlık, evet, çok önemli. İlişkiler ve sağlık çok çok önemli. Dikkat etmeleri gerekiyor. Ve çalışma ortamları, evcil hayvanları, değil mi? Bu konularda da gündemler oluşabilir. Bunların üzerine konsantre olacak. İhmal etmeyecek. Evcil hayvanda bir sorun varsa mesela hiç ihmal etme yani. Evet. Terazi burcu yükseleni ya aslan ya yengeç, tam bilmiyor. Nihat diye bir arkadaşımız iş değişikliği düşünüyormuş. Ben yine söylüyorum, iş değişikliği yapılacak zaman değil, lütfen yapmayın. Sonrasında retrolardan sonra 22 Eylül sonra yapabilirsiniz. Evet. Bir de alacaklar varmış. Borç vermiş, borç alamamış. Evet. O ne olur? Bak, bu olabilir. Retroda alacaklarımızı alacağız. Nasıl aşkta alacaksak parada da alabiliriz. Yine burada bizim tutumumuz önemli. Hani oradaki bir kere iletişimde sorun olabilir. Buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Evet, alabilirsiniz alacaklarınızı. Bununla ilgili bir gelişme olabilir. Belki uslubunla bir talepte bulunulursa geri dönüş alabilirler. Evet, bir de son sorusu var Nihat'ın. Eski aslan ilişkim geri dönüş için ne düşünebilirim? Yani döner mi diyor. İhtimali çok yüksek. Aslanlar da çok etkileniyor. Ateş grupları dedim ya, yani bilir. Birinci evinde deneyimliyor. Evet. Bol şanslar o zaman. Fakat retroda gelen retroda gider demiyoruz diye bir şey var değil mi? Eski ilişkiler için demiyoruz. Yeni ilişkilerde bunu diyoruz. Hı-hı. Eski ilişkiler tamamlamak üzere bir araya geliyorlar. Konuyu tamamlayacaklar. Ha, bu konuyu tamamladıktan sonra belki devam etmeyecekler, belki devam edecekler. Evet. Ama yeni ilişki gider. Retro çünkü. O yüzden yeni ilişkiye girmiyoruz. Eski birisi geldiğinde de onunla güzel güzel konuşuyoruz. Merkür de retroya girdiğinde daha güzel konuşuyoruz. Aynen. Daha fazla dinliyoruz diyelim. Devam edelim hocam. Başka bir arkadaşımız Venüs Sirius kavuşumu 11. evde, yengeçte nasıl etkilenir? Zaten bu yengeç, günlerde olacak. Yengeç burç yorumları, yani Venüs Sirius kavuşumu bir etki almıyor aslında. Yani öncünün aldığı etkiyi alıyor. Yani aslında aslan hangi evinizdeyse onu konuşsak daha doğru. Yani yükselen misiniz? Yani Venüs Sirius kavuşumu olabilir. Hepimizin doğum haritalarında bazı kavuşumlar var, güzel kavuşumlar var. Ama hani o nasıl etkilenir çalışmaz aslında. Yükselenize göre aslan hangi evse o konularla alakalı gelişmeler olacak. Evet, yani bir Sirius 7. yani geç yengeç olduğu için 11. evde için, o yüzden aslan muhtemelen aslan ne oluyor? Aslan yükseleni değil de onu hesaplamaya çalışıyorum hocam. Şey 11. evinde Sirius 11. varsa, Sirius'u varsa yengeç. Yengeç o zaman 12. evde aslanı var. 12. evde aslan da sağlığa dikkat. Yükselen Başak o zaman. Sağlığa dikkat. Evet. Evet.
sağlığa dikkat dedik temin Başak'ta. Evet, kaç gün sürecek hocam bu sıkıntılar? Kaç gün sürecek? Sonuç 22 Eylül. Evet. Sıkı giyinin, yazın sıkı giyinin diyeyim böyle. Veya bol bol denize girin, soğuk suya girin. Keyfinize bakın, hayatın tadını çıkarın. Hayatınıza venüsyen konular koyun. Duygularınıza yoğunlaşın, egonuzu bir kenara bırakın, kendinizle yüzleşin. İlişkilerde yaptıklarınızla da yapamadıklarınızla yüzleşin. İlişkilerinizi şifalamaya çalışın. İlişkilerinizi konsantre olun. Kimi kırdıysanız arayıp özür dileyin. Değil mi? Yani burada daha çok ilişkileri şifalamaya odaklanarak bazı açılımlar elde edebilirsiniz. Evet, daha bilinçli, daha farkındalıklı bu dönemi yaşamak için. O yüzden bu programı yapıyoruz zaten. Evet. Bunu bilin, daha farkındalığı olun. Bir başka arkadaşımız hocam, eskilerden biri aradı. 3 hafta önce açmadım. Venüs retrosuyla alakalı olabilir miydi bu durum kesinlikle, diye soruyor. Kesinlikle açman gerekirdi. Keşke açsaydın. En azından niçin aradığını öğrenirdin. Ve sende olay daha netleşirdi. Yani arada, tabii bu arayan kişiyle arada yarım kalan bir şey vardıysa açman iyidir. Ama sence, sana göre orada her şey tamamlandı ve yarım kalan hiçbir şey yoktuysa tabii ki açmana da gerek yoktu. Evet. Bir arkadaş 3 kez sormuş. Ben göremedim. Görmüyorsunuz beni yazmış. Özür dilerim. Ben daha yavaş yavaş gidiyorum hocam. Akrep burcuyum. Acaba durum nedir genel olarak diyor. Akrep burcu için de kariyeri konusunu söyledik. Kariyere dikkat edecek. Bunları en başta anlattık. Akrepler kariyerlerine sıkı sıkı sarılsın. Orada problemli zamanlar. Orada sorunlar oluşacak. Sevmedikleri şeylerle karşılaşabilirler. Çevresinden, iş çevresiyle alakalı iletişim sorunları yaşayabilirler. Dediğim gibi bu dönemi relax geçirmeye çalışsınlar. Geçici bu dönemler sonuçta. Evet, hocam hep bütün burçları anlattı arkadaşlar. Sonradan katılmış olabilirsiniz. Meral hocam bunu kendi sayfasında, ben kendi sayfamda yükleyeceğim. Tekrar tekrar izleyebilirsiniz bu videoyu. O yüzden yani özür dilerim, görmedim. Çünkü daha yukarıdayım, daha yukarıdaki sorulara. Şebnem arkadaşım sana çok teşekkür ediyor. Devam ediyorum. Meral hocam, karma astroloji eğitimi ne zaman başlayacak? Cevap vermek ister misin? Ben karma astroloji eğitimini birkaç yıl sonra ancak verebilirim. Yani bu dönem düşünmüyorum ama önceliğim finans astrolojisi eğitimi açmayı düşünüyorum. Ayrıca oranla temel seviye eğitimi açmayı düşünüyorum. Evet. Başka bir konu dışı konu var burada. Kat yengeç, ay oğlak, haritada su sıfır, nasıl kata gidebilirim yazmış bir arkadaşımız. Aslında kat yengeç, evet, kolay değil ya. Şimdi bu ay düğümleri yolculuğunda en zorlarından biridir oğlaktan yengeç. Bir diğeri de başaktan balığa gitmek, en zorlarıdır. Kolay yolculuk değildir. Yani bir kere şimdi hangi evlerde bilmiyorum ama hani bunun yengeçe gitmekte bir kere aile yuva önemli. Ev al, yani ne derim? Bir ev almak önemli. Aile yuva önemli. Aile yuva kurmak önemli. Aileye sahip çıkmak, onlara önem vermek önemli. Evde belki keyifli zaman geçirilebilir. Bu çalıştırılabilir. Yani bütün 4. ev konularını dikkate alıp üzerinden çalışmak lazım. Zaten aslında bir de açılarına bakmak lazım. Çünkü haritalarımızda ay düğümlerinin aldığı açılar planda öyle bir çalışıyor ki arkadaşlar, biz istesek de istemesek de bizi kuzey ay düğümüne götüren senaryolar devreye. Benim mesela çok kolay akışta açılarım olmasına rağmen kuzey ay düğümüyle ben öyle de kolay gitmedim aslında. Yani ancak teslim olduğumda kuzey ay düğümüne girebildim. Evet. 1. evde transit Venüs, 4. evde Neptün'e kare yapıyor. Nasıl etkilenir diye sormuş bir arkadaşa. Muhtemelen aile, transit Venüs natal Neptün'e. Aile ilişkilerinde hayal kırıklığı. Belki evliyse eviyle yuvasıyla alakalı hayal kırıklıkları, aldanmalar, yanlış anlaşılmalar zaten. Arkasından 2. evden de ne yiyecek? Merkür retro, finansal konularda da sorunlar var, kayıplar var.
Hocam YouTube'a bekliyorum videolarınızı diye bir arkadaş yazmış. Evet, evet YouTube'a da yiyeceksin sen. Evet evet YouTube'dan evet, da izleyebilirsiniz. YouTube videomu kanalımı takip edebilirsiniz. Meraz Astroloji arkadaşlar. YouTube'da çok videolarım var. Eğitici videolarım var. Oradan takip edebilirsiniz. YouTube'da da canlı yayınlarımız devam edecek. Evet. Hocam Başak Balığa 10. evden 4. eve gidiyorum yazmış. Başak'tan balığa gidiyor işte zorlar. Ondan dörde gidiyor. Dediğim gibi ailevi konular. Ne yapacak? Evde spiritüel çalışacak. Evde meditasyon. Mümkün olduğu kadar evde meditasyon çalışmaya çok özen gösteririz. Spiritüel ne geliyorsa aklına evde onlarla ilgilensin. Ya da evde sanat yapsın. Resim yapsın. Hocam evine bir akvaryum alsa nasıl olur? İlgili konu kesinlikle. Akvaryum ya da sebil mesela. Suyla ilgili konular. Evde çalıştırılabilir. Bunu da yapabilir. Evet. Aldatma açıları nelerdi? Venüs, Neptün karesi karşıtlığı dışında. Aldatma açıları çok. Örneğin Merkür önemli değil mi? Yalanlarla alakalı onun açıları. Venüs yine önemli. Hangi evde oldukları önemli. Evet Uranüs aldatma denebilir ama hani sevgide hissedememeyi de verebiliyor Uranüs. Mars'ın tabii ki açıları önemli. Cinsellik gezegenlerinden biri Mars. Onu da koyabiliriz. Plüton açıları da önemli. Çünkü bilinçaltılarını tetikleyip insanları korkularıyla yüzleştirebiliyor. Bunlar da tetikleyebiliyor aldatma konularını. Yani haritalara bakmak lazım. Herkes de o kadar enteresan çalışıyor ki. Bu arada her pozisyon da aldatma değil. Bunu da dikkat çekmek istiyorum. Örneğin bakıyorsunuz işte 12. evinde bir Merkür var. Ama kişi sağlık sektöründe çalışıyor. Sağlık sektöründe ofiste çalışıyor gibi gibi. Çünkü 12. ev aynı zamanda hastaneleri gösteriyor. Hastane yönetiminde çalışıyor kişi. Yani illa aldatma da olmuyor. Yani orada çok iyi analiz yapmak lazım. Bir de her harita bir bütündür. Her kişinin özel haritası vardır. O nedenle özel incelenmeli. Her astrolojide kullanılan işte şu 9. ev böyle olur, gezegen şöyle olur. O hepsi harmanlanarak yorumlanıyor arkadaşlar. O nedenle harita bir bütündür deriz. Hocam biraz reklam yapabilir miyim ondan evet. Dolayı? Eylül ayında tekrar bir temel sınıf açacağız. O kadar hani gerçekten astroloji ilginiz varsa bunları kendi haritanızda görmek istiyorsanız gelin Meral Hocam'la benim sınıfıma ve tekrar astroloji sınıfı açıyoruz. Bunu da buradan kısaca söylemiş olayım. Aynen. Sorulara devam ediyorum. Yengeç kat Oğlak Mars Venüs Oğlak. Yengeç kat Oğlak Mars. Evet, yengeçten kat Oğlak Mars Venüs Oğlak. Hepsi Oğlak bu kişinin. Ama tamam diğer Venüs Mars Oğlak olabilir. Kat da Oğlak olabilir. Oğlak kombinasyonu çok fazla var. Duygu pek yok. Hırs daha çok büyük ihtimalle para hırsı vesaire. Ama şeye gitmesi gerekiyor, yengece gitmesi gerekiyor. İşte dediğim gibi ev konularını dikkate alacaksınız. Ev, aile, yuva. Zaten büyük ihtimalle ev almıştır kişi diye düşünüyorum. Çünkü orada o çalıştırır. 9 ev ay düğümü ona ne yapar neden bir ev aldırır. İlk alacağı şeylerden biri evdir. Belki evde çalışma, belki evde ofis yapar kendini. Hani orayı biraz daha aktif edebilir. Gelen sorular hepsi kat hakkında hocam. Biz Venüs'ü konuşurken herkes tekamülünü artık... Evet, önce siz bir Venüs'ünüzü halledin arkadaşlar. Sonra Gat'a gidersiniz. Yayınlarımız diyeceğim. Olacak. Her hafta canlı yayınımız olacak. Sorular daha çok cevaplayacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Evet. Evet, Gat ikizler bir derece ile 7. evde Gat, yay 1. evde de hocam. Evet. Yani biri de aslında bire gitmesi gerekiyor. Yani bu kişi aslında ilişkileri çok fazla dadanmamalı. Çok fazla ilişki değil de kendine özen göstermeli, kendine değer vermeli, kendine önceliği vermeli. Özellikle ilişkilerden çok kendi özgürlüğü, kendi eğitimi, üst düzey eğitim ya da felsefi bir bakış açısı edinmeli. Akademik eğitim alması güzel olur.
Yani ilişkilere verdik emek onu hayat planında ilerletmeyecek. Bazılarımızın böyle. İlişkilere emek vermek onu ilerletmiyor. Ancak kendine emek verirse hayatta ilerleyecek. Ve özgürlüğüne, bağımsızlığına düşkün olması gerekiyor. Önem vermesi gerekiyor. Yani bir mesela evliyse tamam evlilikte de özgürlüğünü kurmalı. Evet. Ben diyebilirim. Aynen. Arkadaşlar son 4 dakikaya girdik. Sorular daha fazla kat hakkında geliyor. Ben Venüs buldum. Hocam Venüs Koç 3. ev, Merkür kavuşumu Juno sekstil ne dersiniz diyor. Ve bu sonda son sorumuz olsun hocam. Venüs 8 okudum ben. Yanlış mı okudum? Venüs 8. ev. Ha pardon 8 miydi? Evet. Venüs, 8 3 ben gördüm. Venüs 8. evde neyle kavuşmuş? Kaçırdım. Merkür kavuşumlu Juno sextil. Hangi burçta bu Venüs? Koç'ta. Koç'ta. Ya şimdi Venüs Koç'ta çok hedef odaklı yani. İstediği dürtüyü içinde tutamaz. Hedef odaklı çalışır. Cinsellik olarak dürtüsü yüksektir. Oradaki alandan, cinsellikten, cinsel ilişkiden sevgiyi, aşkı arar. O dürtü çok fazla olur. Bu şekilde çalışır. Venüs Koç biraz zararda çalışıyor ya. Hani orada Koç, Venüs'ün biraz daha değeri olması lazım. Ama Koç ona değer vermiyor. Hemen harcamaya çalışıyor. Yanlış şekilde aşk aramaya çalışıyor aslında. Bunu anlatmaya çalışıyor hayat ona. Biraz da şıp sevdiliği belli mi hocam? Evet. Her görenen şey bonus. Hedef odaklı. Hedef odaklı. Evet. Evet. Çok çok sorular geldi. Uzun uzun metinler gelmeye başladı hocam. Bir arkadaşımız da Venüs 10. ev Başak'ta ne verir? muhtemelen bu Natal. Şimdi Venüs 10. evde zaten üzerine bir Merkür retrosu yaşayacak. Patronuyla büyük ihtimalle bu bahsettiğimiz süreçte parayla ilgili anlaşma konusunda başı ağrıyacak. Ya da diyecek ki bana hak ettiği parayı vermiyorlar. Ya da anne babayla alakalı para konusunda bir sorunu var. Bu tarz iletişim sorunları olacak. İş yerinde sevmediği, şikayet ettiği konuları büyütecek, ön plana getirecek. İşte sabırlı olması lazım. 22 Eylül sonrası daha başarılı olur. Bu arada Venüs Başaklardan çok güzel modacılar çıkar. Çok güzel modacılar Venüs Başak'tır. Güzel çizim yaparlar. Başaklar bu işi bilir. Yani bir moda kariyeri olabilir. Bir çizim kariyeri olabilir. Analitik bir kariyer olabilir. Başaklar süper çalışkandırlar. Hocam şey de verir mi? Gayrimenkul yöneticiliği gibi bir şey. Gayrimenkul daha çok 4. ev. 4. eve bakmamız lazım. 4. ev balık. Balıkta ne var bilmiyorum. Hadi tabii Venüs'ün de açılarına da bakmak lazım. Ama Venüs Başak istatistik gibi mesleklerde, analiz gibi mesleklerde başarı verebilir. Yani Başak üşenmez. Öyle şeyleri yapmayı sever. Ama kadınlarla ilgili bir meslekte verebilir değil mi? İşte bir estetik, evet. Bir sağlıklı beslenme gibi kariyerler, diyetisyen falan verebilir. Evet, evet doğru. Hocam son dakikaya girdik. Arkadaşlara ben teşekkür ederim. Çok güzel sorular sordun. Sen de hiç gocunmadın. Yok. Hepsini teker teker çok güzel cevap verdin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Umarım herkes şifalanır. Bu inanın bu programı özellikle şifa olması için yapmaya çalıştım. Hepinizin şifalanmasını istiyorum. Hepimizin hayrına olsun. Güzellikler gelsin. Herkes mutlu olsun. Aradığını bulsun. Ama önce içimizde ne aradığımızı keşfetmemiz lazım. Önce içimize dönmemiz lazım. Pluto Venüs karşıtı açısı vardı. Herkese şimdiden mutluluklar diliyorum. Evet. Hocam bir de şey olarak da bunu eklemek isterim. Hani şimdi ilişkilerle konular yaşayacağız. Siz kendi açınızdan ziyade biraz da bakış açınızı öbür taraftan bir bakın. Yani ben karşı taraftan nasıl görünüyorum? Ben hani bazen böyle karşı tarafı yani gösteririz şu parmakla değil mi? Fakat bir parmak burayı gösteriyorsa bakın 3 tane de beni gösteriyor. Ben bunu çok güzel severek gösteririm bu işareti. O yüzden siz de bakın hani şifalandırmayı ve bu dönemi kabul edin ve şifalanmak için gerçekten elinizden gelen en iyisini yapın ki ilişkileriniz şifalansın. Kesinlikle zaten retro da bunu istiyor. Masaya yatır diyor.
üzerinden geç diyor. Değil mi? Egonu bir kenara koy. İlişkini düşün diyor. Evet. Ama insanlar o kadar hızlı tüketen, o kadar ben merkezci olmuş ki aslında da ben vardır. O yüzden hani oradan sıyrılmak zorundayız. Sistem bize bunu öğretmeye çalışıyor aslında. Çok evet, kolaylıkla geçelim hepimiz. O zaman haftaya görüşmek ümidiyle. Sevgiler, haftaya görüşürüz. Herkese mutluluklar diliyorum. Lütfen sakin olalım. Sakin geçirelim bu süreci. Panik olmayalım. Hemen tartışmayalım. Tekrar tekrar uyarılarda bulunayım. Zaten haftaya yine canlı yayında olacağız. Soruları yine cevaplarız. Evet. O zaman iyi akşamlar diliyorum. Almanya'dan Türkiye'ye veya dünyanın nereden bizi izliyorsanız selamlar, sevgiler gönderiyorum. Sevgiler.